Merhaba, bugün sizlere Giresun'un çok eskiye dayanan güzel bir geleneğinden bahsedeceğim. Bu her pazar günü Giresun'da yapılan pide geleneği. Bu pide geleneğimizi biz yaklaşık, ben 64 yaşındayım, çocukluğumdan beri çok iyi biliyorum. Aileleri, dostlarınızı, akrabalarınızı bir araya getiren, aslında sadece pide ziyafetinden çok birleştirici bir özelliği vardır. Uzun yıllardan beri bu adet Giresun'da sadece pazar günleri daha çok yapılır. Pazar günleri insanları bir araya getirir. O gün hiçbir yerde yemek yapılmaz. Herkes pidesini fırınlarda gayet güzel, işçini, işte yapacağı pidenin işte kıymalı olsun, peynirli olsun, kaşarlı olsun, onun gibi birçok çeşit pidelerini kendi işlerini evlerinde hazırlayarak fırınlara götürürler ve oralarda fırınlarda yapılır ve daha sonra bu yapılan pideler eve getirilerek misafirleriyle birlikte afiyetle yenir. Bu geleneğimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu yapılan malzemelerin çok özel ve güzel oluşundan kaynaklanır. Mesela kıyması işte evde kavrulur, içine soğanı atılır, çeşitli baharatlar konur. Peynirlisinde aynı şekilde yumurtalı yapılır, peynirle birlikte karıştırılarak. İçine bazen maydanoz atılır. Yani bir takım ilavelerle daha zengin hale getirilir bu pide olayı. Bu geleneğin en büyük özelliği, daha önce de söylediğim gibi, çok uzun yıllara dayanan bir şeydir. Ve aileleri birleştirici bir özelliği taşır. Birbirlerini uzun zaman görmeyenler, evlerinde işleriyle meşgul olanlar, çalışanlar, o gün bir araya gelmekte hem birbirlerini görmüş olurlar, o şekilde hasretlerini gidermiş olurlar, hem hoş bir sohbet oluşur, bu şekilde devam eder. Giresun'da aslında bu gelenek çok fazla, diğer illerde belki de Türkiye genelinde çok fazla bilinmez ama yapılan özelliği olan bir gelenektir. Ve bunun daha önce de sanırım videosunu izleyeceksiniz, fırınlarda nasıl yapılıyor, işte o malzeme ne şekilde yapılır, bunların görüntüsünü de göstermiş olacağız ve bu şekilde de daha perçinlemiş olacağız anlattıklarımızı. Söylenecek çok fazla şey var. Dostların bir araya gelmesi, işte ben çocukluğumdan beri mesela bunu hep yaşarım. Çocukluğumda hep bunu hasretle bekleriz. Bir gün evvelten işte ailelerimize gidip kime gideceksek o gün, işte dayına mı gideceksin, amcana mı gideceksin, yoksa başka akrabalarına mı gideceksin? Hep bekleriz ki o sabah olsun, bir gün evvel biz gidelim o pideyi beraber yiyelim. Onun şeyiyle böyle heyecanını yaşarız. Oralara toplanırız, bir araya geliriz. Evet, ben bu geleneği çocukluğumdan beri yaşıyorum. Ben şu anda 64 yaşındayım ve hala bu gelenek hiç aksatmadan devam ediyor. Büyük aksilikler, hastalıklar, diğer engel durumlar olmadıktan sonra bunu biz her zaman yaşıyoruz. Mesela bugün günlerden cumartesi, yarın biz tekrar kardeşlerimle, kız kardeşlerimle, eniştelerimizle bir aile olarak yaklaşık 10-15 kişi toplanacağız. Mesela yarın sabah da yine aynı şekilde pidemizi yiyeceğiz. Bu pideyi genellikle evlerde hep evin hanımı daha çok yapar. Onların ellerinde bir araya gelir, pişirilir, yapılır. Genellikle pidenin içini hanımlar yapar. O yapıldıktan sonra da erkekler onu, yapılan malzemeyi fırına götürürler. Onlar o fırında işte belli bir kalabalık oluşur, sıraya girerler. O sıranın neticesinde de orada beklenir. Fırında piştikten sonra tekrar eve getirilir. Genellikle pazar günleri erken kalkılır bu yüzden. Ve sabahın erken saatlerinde bu malzemeler yapılır ki bir an evvel fırına gidilsin.
orada çok fazla süre bekletilmesin diye herkes erken kalkıp fırında sıraya girmek ister. O şekilde orada beklenir. Ve bu bekleme süresinde aslında çok ilginçtir. Orada belli bir kalabalık olur ve orada bile insanlar hiç görmedikleri arkadaşlarını, dostlarını da orada görürler. Mesela Giresun'da hiç görmediğin bir arkadaşın işte başka bir ilden, başka bir yerden o gün Giresun'a gelmiş olabilir. Pidesini yaptırmak için fırına gelmiş olabilir. Orada da onlarla görüşüyorsun, hasret gideriyorsun. Bu da bir orada aynı şekilde bir birleşim göstermektedir. Yani anlatılacak çok daha fazla şeyler var ama neticede şudur, çok güzel bir gelenektir. Ve bu gelenekte sanırım bizden sonra da uzun yıllar devam edecektir. Ben 64 yaşında olduğunu söyledim. 64 yıldır, yani yaklaşık 55 senedir ben onu hep yaşadım. Her pazar hiç atlatılmadan olduğunu gördüm. Dediğim gibi herhangi bir sıkıntı olmadıktan sonra gördüm. Sanırım bir bu kadar daha, hatta daha da fazla bu gelenek uzun süre devam edecektir. Devam etmesi de gerekir çünkü çok güzel bir gelenektir ve onun heyecanı da güzeldir. Oradaki hoş sohbeti de güzeldir. İnsanlarla birleşik bir arada olmak da çok güzeldir, zevklidir. Sonra bu pideler sabah yendikten sonra sadece orada bitmez. Akşama kadar o gün hiç yemek yapılmaz. O gün elinizdeki pideleri de akşama kadar yersiniz. Isıtırsınız, tekrar yersiniz. İşte o günün yemeğidir yani. Bütün günün yemeği pidedir Giresun'da pazar günü. Ve bu gelenekte ben her zaman diliyorum uzun yıllar devam edecektir. İnşallah daha güzel nesillere ulaşacaktır. Ve bu nesiller de bunu devam ettirecektir diye düşünüyorum. Yaparlar da az. Evet, yani bir de şu var aklıma gelen şimdi. Bütün Giresun'da ne kadar fırın varsa o gün herkes ona göre hazırlanır. Bütün fırıncılar sabah pide yapılacağını bilir. Bütün işte hamurunu ona göre açar ve onu bekler. Yani insanların o gün pide yapılacağı saati bekler ve yaparlar. Ekmek orada o gün çok az yapılır. Yani bazen hiç yapmayan fırınlar da vardır. Çünkü o gün pide yenilecektir. Efendim o yüzden fırıncılar da onu bekler ve onunla birlikte bütün gün çalışırlar. Yani o işi yaparlar. Mesela bizim kendi evimizde biz kıymalı pideyi daha çok tercih ederiz. Daha böyle lezzetli olur. Bize göre öyledir yani kıymalı daha çok tercih edilir. Efendim peynirli de tercih edilir ama en çok kıymalı yapılır. Kıyma üzerine yapılır. İşte kavurmalı yaptıran vardır. Demin anlatmıştım yine öyle yumurtalı sadece bir böyle hamurun içerisine yumurta ve tereyağı konularak yapılan pide de vardır. Ona biz yağlı diyoruz. İşte yağlısı yapılır, peynirlisi, kıymalısı, sebzelisi, kavurmalısı. Ama daha çok genel anlamda hep ben fırınlarda bu kadar yıl gördüğüm şey kıymalı daha çok yapılır, daha çok tercih edilir. O yüzden de ben mesela kıymalıyı çok severim. Hatta bir oturuşta bir buçuk oturup yediğim olduğu zamanlar da olur. Hala da bu geleneğim devam eder. O yüzden söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah beni dinleyenler bir gün bizim de misafirimiz olur. Gelirler hep birlikte bizimle hoş sohbet ederler. Birlikte hazırladığımız pideyi hep birlikte zevkle yeriz diyorum ve hepinize hayırlı günler, iyi günler diliyorum.
saatlerde ne yapacağız? Afiyet olsun. Hem öyle sürü hem böyle sürü ya. Ya fizik hocam ya sen niye buraya yapıyorsun ya? Ne yapayım?